Piyasa masasından günaydın, iyi haftalar diliyoruz. Ben Zeynep Erataman, Araştırma Müdür Yardımcımız Gizem Uzuner Gençürk'le beraber az sonra aracı kurum raporlarını ve şirket haberlerini ele alacağız. Seans açılışını beraber karşılayacağız. Öncesinde ise Asya piyasalarında Amerikan vadelilerde gördüğümüz artılardan sonra piyasalardan neler beklemek lazım? Ahlatçı yatırıma döneceğiz. Karşımızda Araştırma Müdürü Barış Ürkün var. Barış Bey ile konuşacağız. Günaydın Barış Bey, iyi haftalar, hoş geldiniz yayınımıza diyelim. Bu hafta yurt dışına baktığımızda Amerika'nın sıkıştırılmış ajandası, içeride ise özellikle Merkez Bankası Başkanı'nın ayın 27'sinde yapacağı konuşmayı yakından izleyeceğimizi görüyoruz. Neler beklersiniz piyasalardan? Evet, günaydın. Aynı zamanda iyi haftalar. Şimdi hafta açılışına baktığımızda global anlamda piyasalarda yeniden bir olumlu havanın hakim olduğunu görüyoruz. Aslında baktığımızda geçen hafta başına benzer yine aynı film tekrarlanıyor gibi gözüküyor. Yine hafta sonu ABD'nin için aslında devam eden, uzunca bir zamandır devam eden ticaret müzakerelerine dayalı gelişmeler yine bu hafta sonu aslında takip edildi. Geçen haftanın zaten ana belirleyicisi de buydu piyasa fiyatlaması açısından. Veri akışı zayıftı. Ticaret görüşmelerinde bir iyimser bir kötümser açıklamalarla geçirmiştik haftayı. Hafta sonuna gelindiğinde özellikle bu yine ticaret müzakerelerine ilgili beklenen anlaşmanın işte 2020'ye kalacağı görüntüsünün ortaya çıkmış olması ilk aşamada fiyatları olumsuza çevirmişken, yani baktığımızda hafta sonu yine ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı'ndan gelen açıklamayla birlikte bu anlaşmanın 2020'de olabileceğine dair ifadeleri. Çin'i yine hafta sonu yayınladığı habere göre, duyurduğuna göre bu fikri mülkiyet hak ihlallerine yönelik ceza yaptırımlarının artılacağına yönelik açıklaması yine aslında ticaret anlaşmasının gerçekleşebileceğine dair, yani bu yıl içerisinde gerçekleşebileceğine dair umutları birden yeniden yükseltmiş gözüküyor. Yani baktığımızda ABD vadelerinde yine pozitif bir seyir var. Asya piyasalarında yine %1 üzerinde yükselişte de olduğunu görüyoruz. Hong Kong'da yerel seçimler gerçekleşti. Orada demokrasi yanlısı adayların kazandığını görebiliyoruz. İşte aslında baktığımızda evet, bu hafta ABD piyasalar açısından biraz daha kısa bir hafta Şükran günü nedeniyle. Ama tabii ABD tarafından da gelecek veriler takip edilecek ama bence bu haftanın ana gündemi yine aslında ticaret görüşmeleri olacağı benziyor diye söylemek lazım. Hafta başında da baktığımızda olumlu fiyatlamalarla birlikte yükselişler gözleniyor. Bunun içeriye doğru yansımasına baktığımızda da yani içeride yurt içi piyasalar açısından baktığımızda yine aslında geçen haftaya benzer şekilde bu hafta başı itibariyle yine aslında etkileyecek olumsuz bir gelişme şu anda görmüyoruz. Yani CDS tarafında 307 seviyelerinde hareket edildiğini görüyoruz. Kur volatilitesi baktığımızda geçen yıl Ağustos'ta gördüğümüz kur şokunun 3 ay gerisi, yani Mart ayındaki seviyelerde, düzeylerde olduğunu görüyoruz. Yani baştan bakıldığında yurt içinde etkileyecek önemli bir olumsuz fiyatlama davranışı da olmadığından bu bağlamda yurt içi piyasalarda da bir yukarı yönlü pozitif hareketlenme olması yeniden gündemde gibi gözüküyor. Nitekim baktığımızda VIOP açılışın da pozitif tarafta gerçekleştiğini görüyoruz. Bu açıdan bakarsak evet, yani bu haftanın geri kalanında Merkez Bankası Başkanı'nın yapacağı açıklamalar da yakından takip ediyor olunacak. Çünkü Aralık ayındaki Merkez Bankası'nın faiz kararına ilişkin ipuçları bu noktada belki de aranıyor olacak. Büyük ihtimalle faiz indirimi de geliyor olacak. Bunun da fiyatlamasını belki yakın zamanda göreceğiz. Ama genel anlamda dış etkilerin etkileyeceği bir yurt içi piyasa davranışı, fiyatlama davranışı göreceğiz gibi gözüküyor. Fiyatlamaya gelirsek, yani bugün hangi seviyeleri görebiliriz? Geçen hafta 106 bin üzerinde kalıcılık sağlandı. Son 3 haftadır yükselişine devam eden bir Borsa İstanbul var. Yaklaşık %8 bir yükseliş yaşadı 3 haftada Borsa İstanbul. 106 bin üzerinde kalıcılıkla kapattı. Bu hafta açılışıyla birlikte VIOP'ta da pozitif bir seyir var. Yukarı yönlü bir başlangıç yapması muhtemel gözüküyor. 106 bin üzerindeki kalıcılıkla birlikte ben yeniden yukarı yönlü potansiyelin devamında ilk aşamada 107.500 yine geçen cuma günü de bunu test ettik. Orayı aşarsak da yeniden 108.200-108.500'e doğru yükseliş eğilimi potansiyeli bu haftanın genelinde de yaşanabilir diye düşünüyorum. Dolar TL açısından bakarsak da evet, yani kur tarafı bahsettiğim gibi volatilite tarafı oldukça düşük seyretmeye devam ediyor. Yurt içinde negatif tarafta fiyatlanacak bir gelişme de olmadığından kısa vadede baktığımızda belki buna bir etken olarak şunu söyleyebiliriz. Hafta sonu Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan gelen açıklamalar vardı. Eğer F-35 programı olmazsa başka alternatiflere yönelebiliriz açıklamasını yapmıştı. Bu da aslında akıllara tabii ki Su-35'leri getiriyor. Bu açıdan önümüzdeki günlerde buradan bir negatif fiyatlama olur mu olmaz mı? Belki de bu haber akışlarını takip etmeye gerekecek. Ama kısa vadede baktığımızda kurun yukarı yönlü hareketini tetikleyebilecek önemli bir gelişme şu an için pek gözükmüyor. O yüzden de kurda ben yine sakin seyrin devam etmesini bekliyorum açıkçası. Aşağıda şu anda 200 günlük hareketli ortalamanın altında seyretmeye devam ediyoruz.
Aşağıda 5.66, 5.68 bölgesi var. Bunun üzerinde kalıcılık buradan belki tepki alımlarını meydana getirebilir ama yukarıda 5.72, 5.75 üzerinde doğru çok yüksek bir potansiyel beklemiyorum diye söyleyebilirim.